Öncelikle bu nedir? Bunu tanıtalım. Ormuz karbon. Karbon elementi çok özel bir element. Nasıl özel bir element? Organik olan her şeyin yani maddenin, insan, hayvan, bitkinin suyunu aldığınızda geriye kalan maddenin %90'ı 95'i karbondan oluşur. İnsan vücudundaki proteinler, DNA'sından, RNA'sına, glukozdan, vitaminle her şeyi yüzde doksan ana maddesidir karbon. Bitkilerin de suyun aldığında gerek alan ana maddesi nedir? İskeleti karbon. Her şeyin ana maddesi karbondur. Bitki havadaki karbon gazını alır, Kar karbon dioksidi. Bunu glikoza dönüştürür, selüloza dönüştürür, vitamine dönüştürür, enzime dönüştürür, amin aşı vesaire vesaire vesaire. Bir gram toprakta iki buçuk milyar faydalı bakteri var. Ve milyarlarca faydalı mantar var. Faydalı bakteriler bitkiye azot verir, fosfor verir. Faydalı mantarlar bitkiye mineral verir, su verir. Ortak yaşar. Bitki, mantar, faydalı bakteri. Ortak yaşam. Fakat 50-60 yıldır tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, herpesitler, pestezitler vesaire vesaire topraktaki faydalı bakteri azalttı. Faydalı bakteri azalırsa ne olur? Bitki, topraktaki minerali nasıl alacak? Azotu, fosforu, demir için koyu nasıl alacak? Gübre atıyorum diyor. Ben 100 kilo gübre attım dönüme. 200 kilo atan var, 300 kilo atan var. Ben şu kadar dönüme gübre attım. attından ne oldu ki? O gübreyi o işleyecek faydalı bakteri yok. Onu mineral monoatomik elemente, atomik yapıya dönüştürecek, organik yapıya dönüştürecek, bitkiye verecek faydalı bakteri yok, faydalı mantar yok. Ne oldu? Çöp. Yağmur yağdı. Tonlarca gübre ırmaklara, ırmaktan denizlere aktığı gitti. Kirlilik kirletti. Biz çok güzel bir şey yaptık. İşte bu karbon döngüsünü hızlandırıcı bir formül geliştirdik. Normal olarak karbon da monoatomik elemente dönüştüremezsiniz. Çünkü karbon demir oksit, çinko sülfat, efendim boraks, mangan sülfat vesaire gibi değil. Yani mineral gibi değil. Bor, çinko, mangan, demir gibi değil. Bu organik bir madde ve böyle birbirine zincirleme bağlı. Aynı küp şeklinde, çeşit çeşit şekillerde bağlı. Doğadaki bütün kimyasal elementlerin yapmış olduğu bileşik sayısı 100 bindir. Ama sadece karbonun yapmış olduğu bileşik sayısı 4 milyon, 5 milyondan fazladır. O kadar karmaşık bileşikleri sebep olur tetikler. İşte bitki ihtiyacı olan nedir? Amino asit, vitamin, enzim, her şeyin oluşmasında ana faktör bitkide su, sudan sonra karbon gelir. Biz karbonu mono atomik elemente dönüştürdük. Bazıları diyor ki organik karbon var bizde. Geçen hafta ben fuardaydım. Birçok firma karbon üretmiş. Ama ürettikleri ne? Humik asit, üretiyorlar. Humik asidi, istediğin kadar karbon diye. Evet karbon. Ama onun yapısı futbol topu kadar humik asit, Bunu parçaladığın zaman atom, maddenin en küçük yapısı atoma kadar düşürdük biz bunu. Atom bu artık monoatomik elementtir. Monoatomik element. Karbon bitkinin ihtiyacı olan her türlü ihtiyacı olan vitamin için karbona ihtiyaç var. Selüloz için, enzim için, DNA için, RNA için ve vesaire, vesaire. Bitkinin içindeki suyu aldığınızda geriye kalan maddenin yüzde doksanı karbondur. Evet. Biz neden Amazon ormanlarında bitkiler kuruyan bitkiler dökülüyor, çürüyor, çürüyor. Üst üste tabakalar oluşuyor. Altta bir tabaka meydana geliyor. Çürüdükçe, çözüldükçe atomik yapıya kadar çözüldükçe karbon üst üste tabaka meydana geliyor. Bu nedenle Amazon ormanları ihtiyacı olan her türlü karbonu, mineral direkt topraktan aldığı için Amazon ormanları gür oluyor. İşte tarımda sere olsun, bahçe olsun, tarlada olsun güçlü tarım için ormuz karbonu ürettik. Mükemmel bir ürün. Çünkü tarımda mesela özellikle serada kullanılan kimyasal küpreler serayı öldürdü. Serada yeniden hayata döndürmek için karbon. Ormuş karbon mükemmel bir rüm.